Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye için skandal sözler sarf etti. Amerikalı senatör Menendez'den Rum kesimine pile desteği geldi. Menendez, pile yiğitler yoluna ilişkin konuşurken Türkiye'ye karşı kınamadan eyleme geçin mesajı verdi. Türk askerlerini işgalci olarak nitelendiren Menendez, son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret eden Menendez, Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı madalya aldı. Amerikalı yetkili pile yiğitler yoluna ilişkin konuşurken Türkiye'ye karşı kınamadan eyleme geçin mesajı verdi. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden New Jersey Senatörü Bob Menendez'e Rumların mücadelelerine katkı ve Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verdi. Rum basınında yer alan haberlere göre çeşitli temaslar için Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan Senatör Menendez, Rum lider Nikos Hristolidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriou ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3. Georgios tarafından Rumların mücadelesine katkılarından dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası takdim edildi. Değerli izleyenler, Menendez, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uyanık olması gerektiğini belirterek Erdoğan'ın tutumu her an değişebilir dedi. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Menendez, kalıcı bir barış için bölgeye elçi göndermeleri gerektiğini söyledi. Menendez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 40 bine yakın Türk askeri hakkında yine skandala varan ifadeler kullanarak adanın dünyanın en askerileştirilmiş üssüne dönüştürüldüğünü öne sürdü. Türk askerini işgalci olarak nitelendiren Menendez, son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini de ifade etti.